Bence kafelerin açılması lazım bu tür işletmelerin. Ama diğer hani yaşlılar için kısıtlamalar, çocuklar için kısıtlamalar bence kesinlikle devam etmesi lazım. Bizi bir rahat bıraksınlar bence artık. Restoranlar olsun, gerek kapalı alanlar olsun. Kişi sayısı azaltılarak açılmasını temenni ediyoruz. Ülkenin durumu hiç iyiye gitmiyor. Bence her yeri serbest yapmalı. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Kabine toplantısı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanı'na toplanacak. Bugün itibaren il bazlı vaka sayılarına göre kademe olarak açılmalar planlanıyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuyla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar verdiler. Bugün itibaren il bazlı vaka sayılarına göre açılmalar planlanıyor. Sizce Kayseri için ne tür kararlar alınmalı? Vallahi cumartesi pazarı tatili kalkması lazım yani. Neden? Yani cumartesi pazarı zaten herkes dışarıda normal şekilde geziyor. Yani yasak olmasının bir mantığı yok. Kayseri'de açılmalı kesinlikle. Çocuklar artık çok perişan oldular. Yani uzaktan eğitim değil bence. Ne kadar yüzde eğitim var o kadar iyi. Şu an zaten verimli bir eğitim olduğunu da düşünmüyorum. Öğretmenler için de verimli değil, öğrenciler için hiç değil. Zaten anneler, veliler bıkmış durumda, isyan ediyorlar. Vallahi dünya genel, ben tır şoförüyüm. İran, Avrupa çalışıyorum. Ya bütün ülkelerde hemen hemen aynı şey geçerli. Ama şimdi mesela lüks restoranlar, ondan sonra ne bileyim böyle zengine hitap eden yerlerin hepsi açık. Ama fakir, küçük esnaf hepsi kapalı. Yani aradaki fark olmamalı bence. Açıksa hepsi açık, kapalıysa hepsi kapalı olmalı yani. Kayseri'de açıkçası çok fazla dikkat edilmiyor. Ben onu görüyorum. Şu anlık bu kadar diyeceklerim. Peki sizce Kayseri için bir açılma olmalı mı? Tabii ki de olmalı kesinlikle. Neler açılmalı? Yani alışveriş merkezleri zaten açık da belirli saatlerde hafta sonu açılması daha mantıklı diye düşünüyorum ben. Kayseri için bir kere bu kalabalığın şey yapılması gerekiyor. Mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Neden? Bence çok rahat. Yani polisin çok müdahale ettiğini düşünmüyorum. Bunun bilmiyorum nereyle ilgisi var ama ikincisi bu şeylerde durakların çok çok denetim olması gerekiyor. Duraklar inanılmaz kalabalık. Geçemiyoruz. İnsanlar bence hala bilinçsiz. Bence Kayseri sıkı denetime devam etmeli. Çünkü epey yüksek bir derecedeyiz. Hatta daha da kısıtlamalara gidilmesi gerekir. Özellikle dışarı çıkma cumartesi ve pazarlarda araç ve yaya bile çıkmaması gerekir diye düşünüyorum artık. Erciyes demişlerdi geçen hafta. Bu hafta sonu Erciyes'te görev yapan arkadaşlardan gördüğümüz kadarıyla Erciyes'e bir sınırlama getirildi. Bu bir, şimdi yukarıdaki zengin kesimin insanlarla sınırlama getirilmeyip bu meydandaki, bu çevredeki gariban esnaflara sınırlama getirildiği için burada böyle bir sıkıntı var. Sayın Kayseri Valimiz Şehmuz Bey gerekli bir konu açıklama bugün yapılacak. İnşallah güzel bir çalışma yaparlar. Çünkü Kayseri şu anda İstanbul'daki büyük metropoliten şehirlerden sonraki ikinci sıralamada geliyor. Umarım güzel şeyler olur. Hafta sonu herkes eline bir evrak alan gezmeye çıkmayacak kardeşim. Öyle bir durum var. Kayseri için, Kayseri'de vaka sayılarında ülke genelinde artış var ama Kayseri'de yine bir fazla oranda bir artış var. Ne yapılması gerekiyor? Yani bunu büyükler daha iyi bilir aslında ama şöyle ki bu açılımların bence erken olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onun haricinde çok bir yorumum yok. Genelde evde duran birisiyim. İşlerim olduğu için çıktım zaten bugün de. Yani çok da bir şey söyleneceğini düşünmüyorum açıkçası. Hani biraz da insanın kendine dikkat etmesi lazım. Ne kadar açılım olduğu değil ama insanın kendini ne kadar koruduğu önemli bu durumda. Hani maske olsun, işte hijyen olsun, el temizliği olsun. Ben dün gece Almanya'dan geldim. Bugün şu anda ilk günüm şu anda Kayseri'de. İnan şu anda bilmiyorum. Bilmediğim bir şey hakkında da yorum yapmak istemiyorum. Çünkü şu andaki pandemiyle ilgili bir geçmişini Kayseri'nin bilemiyorum yani. Ben Almanya'dan geliyorum. Peki Almanya'da pandemi ne durumda? Çok berbat, çok kötü. Her yer kapalı. 3 aydır, 4 aydır mağazalar dahi kapalı. Yemek yeme yerleri, restoranlar, kafeler, alışveriş mağazalar hep kapalı. Daha şu anda açılmada lockdown düşünmüyorlar yani şu anda Almanya'da. Çok çok kötü durum yani Almanya'da. Peki Türkiye ile Almanya'yı pandemi karşısında kıyaslasanız nasıl durumdalar? Türkiye daha iyi durumda. Takip ediyorum yani ben haberlerden falan devamlı Türkiye
gözümüz kulağımız burada olduğu için devamlı haberlerden takip ediyoruz. Türkiye bu süreci daha iyi inşallah atlatıyor. Aşı Almanya'da bulundu. Hatta bulanlar da Türkler yani. Türk vatandaşı iki doktor buldu. Daha orada aşılama olmuyor, yapılmıyor yani. Sadece bir çok cüzi bir miktarda bir aşı yapıldı. Biz Türkiye'de haberleri takip ediyoruz. Şu anda iki aşamalı aşıdan dahi 2-3 milyona yakın insan aşılandı Türkiye'de. Yani Türkiye çok iyi, süreç çok iyi işliyor yani. Böyle de inşallah devam eder. Bir an önce inşallah hayırlısı olur, biter inşallah. Kayseri'de son zamanlarda duyduğuma göre artışlar devam ediyormuş. O yüzden şu anki kısıtlamalara rağmen artış oluyorsa, kısıtlamaların kalkması durumunda daha da çok artış olacaktır. Kaldırılmasını çok istemiyorum açıkçası. Hafta işleri çalışıyoruz. Hafta sonları virüsten dolayı yasak var. Bu virüs zaten bulaşacaksa hafta içi de bulaşacak, hafta sonu da bulaşacak. Zaten bunları da geçtik. Şimdi küçük esnaf devrini bitirdiler. Küçük esnafa dair hiçbir şey kalmadı. Şunu söylemek istiyorum ben. İşte lokantalar, kafeler onlar bunları açmıyor. Ondan sonra vergiler, borçlar ödenmiyor. Kötüye gidiyoruz gündemde olarak. Açılmalı. Ne için açılmalı? Zaten bu virüs bulaşacaksa da o yüzden bulaşılmalı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten ben bu virüs inanmıyorum virüse. Dünya genelinde zaten bu kadar insan, bu kadar kişiler sayıda insan ölüyor. Ama medyaya yansıtılmıyordu. Bu dış devletlerin bir oyunudur. 65 yaş üstü insanları bence katlediyorlar. Benim görüşüm budur. Zaten oldu olalı ben virüse inanmıyorum. Yani benim görüşlerim bunlar. Yani bence devam etmeli ama bir yönden de şimdi işletmeciler için hani zor bir durumdalar sonuçta. Ben de hatta garsonluk yapıyorum, çalışıyorum. Nasıl bir durumda olduklarını biliyorum yani. Bence kafelerin açılması lazım bu tür işletmelerin. Ama diğer hani yaşlılar için kısıtlamalar, çocuklar için kısıtlamalar bence kesinlikle devam etmesi lazım. Hani bu tür şekilde düşünüyorum. Bizi bir rahat bıraksınlar bence artık. Yeter mitinge bilmem ne yaparken vaka sayısını belirtmiyorlar, bilmem ne yapmıyorlar. Artık bunu aldık, daraldık. Esnaf kana alıyor. Öğrencilerimiz haşat durumda yani sınava girecek öğrencim var benim. Ruhen de fiziken de bitti çocuğum. Artık bizi bir rahat bıraksınlar. Bu hastalığı bahane edip şey yapıyorlar. İnsanlara korku veriyorlar. Ben buna çok karşıyım. Kayseri için ve tüm tabii ilgilerin bazında söylüyorum. Bununla ilgili insanlar şu an dışarıda yemek yiyor. Bence restoranlar kısmi olarak da kişi sayısı azaltılarak açılmasını isteriz. Çünkü böyle çok halkı daha çok şeye itiyorlar böyle virüs kapsamında. Zor oluyor soğukta insanlar dışarıda. Restoranlar olsun gerek kapalı alanlar olsun. Kişi sayısı azaltılarak açılmasını temenni ediyoruz. Aslında Kayseri için değil de ben genel olarak konuşuyorum. Konuşmak istiyorum. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bence her yeri serbest yapmadılar. İnsanlarımızın psikolojisi bozuldu. Maddi sıkıntı zaten üst safhalarda. Ülkenin durumu hiç iyiye gitmiyor. Bence her yeri serbest yapmalı. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.